25. surenin 30. ayeti. Diyor ki bana size tebliğ etmem, yok o değil. 6. surenin 19. ayeti. Size tebliğ etmem için bana bu Kur'an verildi. Ve 25. surenin 30. ayeti de Resul'ün din yönündeki şikayeti, ey Rabbim benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecektir. Kur'an'a en uygun o zaten. Ondan sonra Sünniler şeyi ekliyorlar, sünneti ekliyorlar. Sünniler dediğim yani aslında peygamberin düşmanları. Peygamberin diğer düşmanları da Şiilerde bunlar müşrik oluyorlar iki grupta. Yani Sünnilik diniyle Şiilik dininin İslam ile alakası yok. Onlar da Ehl-i Beyt'i şey diyorlar, ekliyorlar ve böylece şirk koşuyorlar, tesniye, ikileme. Tabii ikilemede de kalmıyorlar sonunda. Alimlerini, malimlerini, şeyhlerini bile ekliyorlar şeye. Üçüncü hadis, birinci hadis neydi? En mütevatir hadis, onu bir yumurta hadisle kırıyorlar. En mütevatir hadisi, bum, çöpe atıyorlar. Ondan sonra en çok kişinin dinlediği veda hutbesindeki hadis, o da üç versiyonda tahrif ediyorlar ve ona da uymuyorlar. Ve ondan sonra en son hadis, hatta en prestijli hadis, çünkü en baba sahabeler orada. Öyle bir hadisin Ömer, Ebu Bekir ve benzeri böyle liderler tarafından hepsi dinlenmiş az çok az hadis var. Yani çoğu hadisler işte bilmem İbn-i Ameş, Ebu Hureyre, Hüzeyme bin Eliyememe, bilmem Zıkkı'nın kökü tarafından, İbni falan, Ebu falan tarafından peygamberin düşmanları veya da uyduruk isimler veyahut da gerçek, dürüst insanlara yakıştırılmış. Elbette onların arasından müthiş önderler var. Muhammed peygamberin dostları, arkadaşları. Onlar gerçekten de saygı duyulacak muhteşem insanlar, zamanının onlar özgürlük savaşçıları, adalet için, barış için duranlar, erdemli, yürekli, dürüst insanlar, rasyonel monoteist insanlar onlar. Ama onların arasında münafıklar da vardı Kur'an'a göre ve sonradan münafıklar hadisler uydurarak, mezhepler uydurarak ihanet ettiler ve gerçek müminleri de katlettiler zaten. Yani Kerbela vakasında müminler katledildi. Mesela Ebu Hanif katledildi, hapsedildi, katledildi. Çünkü hadislere uymuyordu. Bütün mesele o. Sonra da onu biraz şey diyorlardı ama asıl mesele kendi zamandaki kitapları okusanız Şafiler onu şey olarak şey diyor, zındık olarak tanımlıyorlardı. Onu mürted olarak tanımlıyorlardı. Ehli rey diyorlardı. Hadislere uymuyor. Hatta Şafii kitabını ona cevap olarak yazdı. Ama sonradan Ebu Hanif adına mezhep uydurdular. Onun öğrencileri tarafından. Öğrenci, o hain öğrenciler çıkar. Sahtekar dinlerini satan, ruhlarını satanlar çıkar. Veyahut da uyduruk öğrenciler. Çünkü iktidar, onun bir ünü vardı. Müminler hala onu seven güçlü şey, insanlar vardı. Onların bir çeşit şey etmek için, kendi tarafına çekmek için onun adına mezhep şey etti ve böylece co-opting denir. Hijacking denir İngilizce. Türkçesini şu anda unuttum. Biraz yorgunum artık. Ondan sonra bir bakıyorsun işte böyle ünlü sahabeler var.